Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün İzmir'de millet mitingi var. Yani Binali Yıldırım'ın deyişiyle Türkiye'yi işgal eden demokratlar İzmir'de buluştular. Kendilerini Kuvayi Milliyeci gibi ya da işgal kuvvetlerine karşı savaşan kahramanlar gibi gösteren Binali Yıldırım ne yazık ki bu şartlarda tam tersi oluyor. Yani Binali Yıldırım'ın işgalci dediği bu kırmızı Türk bayrakları Millet İttifakı'nın bayrakları. Burası İzmir Gündoğan Meydanı. Bu meydanda az sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın diğer liderleri beraber bir ortak miting yapacaklar. Ben çok miting gördüm. Çok. Ancak dijital çağda böyle bir miting görmedim. Neden dijital çağda böyle bir miting görmedim? Normal şartlarda artık bilhassa şehirli seçmenler ya da şehirli partililer diyelim isterseniz gelin ona, meydan mitinglerine çok da fazla rağbet etmiyorlar. Neden? Oturduğu yerde aynı maç şeyler gibi. Futbol maçlarına 500 bin kişilik stat da yapsanız 500 bin kişi gitmez. Gidecek olan yine en önemli bir, en büyük maça 50 bin kişi, belki 60 bin kişi. Ama milyonlarcası da evinde rahat koltuklarında, televizyonunu ekranında, hele şimdiki ekranlar, herkesin değilse bile pek çok kişinin evindeki büyük ekranlar ya da toplu yerlerdeki, kıraathanelerdeki, lokantalardaki o devasa ekranlarda maçları seyrediyorlar. Mitingler de böyle. Bugün hava da güneşli. İzmir'de de güneşli, Akyaka'da güneşli. Şimdi böyle bir havada bu insanlar saat 15.30'da başlayacağı duyurulan mitinge öğle saatlerine itibaren geldiler. Şu anda saat kaç? 14.30. Ve İzmir Gündoğdu Meydanı şimdiden dolu. Bundan sonraki bir saat içinde gelecekler nereye sığacak bilemiyorum. Yani yaklaşık herhalde 3,5-4 milyon insanın toplanacağı, olağanüstü rekorların kırılacağı bir seçim öncesi mitingi olacak. Peki dün de Erdoğan İzmir'deydi ama dün Erdoğan İzmir'deydi de Erdoğan konuşurken meydanın halini gördünüz. Bilmiyorum 50 bin kişi var mıydı? Sanırım 50 bin kişi yoktu. Ama dedi A Haber'de doluydu, ya bırakın A Haber'i. A Haber'deki görüntüler doldurma görüntüler. Yani fotomontaj. 17-25 görüntülerinde fotomontaj yoktu ama A Haber'in dün Erdoğan'ın İzmir'de yaptığı iddia edilen miting tamamen fotomontajdı. Bu kanıtlandı da biliyorsunuz. Nitekim halkın seçtiği görüntüler çevre balkonlardan, ki ben balkonlara çok değer veririm biliyorsunuz. Çevre balkonlardan çekilen görüntülerde hep beraber izledik ki Erdoğan'ın mitinginde Erdoğan konuşurken 50-60 bin kişi vardı. Bu meydan mitingleri seçimdeki sonuçların göstergesi olabilir mi? Ya da hukuki terimle seçimlerin Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından daha ilk turda, zaten parlamento seçimlerinde ikinci tur yoktu yani. Neyse, ama orada da milletvekilliği seçimlerinde de çok büyük ihtimalle Millet Meclisi'ni, tabii ki Yeşil Sol Parti ve Millet İttifakı ve artı tabii ki İYİ Parti'nin bağımsız girdiği listeleri var. Çok büyük ihtimalle 360'ın çok üzerinde milletvekili çıkaracaklar. Yani muhalefet, bugünün muhalefet partilerinin milletvekili sayısı 360'ın üzerinde olacak göründüğü kadarıyla. AKP ile MHP milletvekillerinin toplamı da 240'ı bulur mu o halde, o durumda? Bilmiyorum, belki bulacaktır. Meydanlar onu gösteriyor. Kimileriniz, yaşı benim yaşıma müsait olanlar ya da tarihi okuyanlar, ama 1950 14 Mayıs seçimlerinden önce de İsmet Paşa İstanbul Belediye Başkanı ve Valisi, mini mini vali Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay tarafından yanıltılmamış mıydı diyenleriniz olacaktır. Evet, işte paşam İstanbul diye meydanı göstermişti. Ne kadar zaman önce? 73 sene önce. O günlerin, o dönemlerin meydan mitingleriyle bugün meydan mitingleri
doğru şey cevap vermeyebilir. O gün insanlar taşımayla, güçle, zorla, iktidar CHP'di çünkü, meydanlara taşınabilirlerdi. Bugün aynı şeyi iktidar partisi yapmaya kalkıyor ama beceremiyor. İnsanlar artık evlerinde bu tür mitingleri nasıl olsa izliyorlar. Fakat böylesi, işte bu miting meydanı gösteriyor ki Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda bu işi götürmüş, götürecek. Millet İttifakı da ilk turda sadece Millet İttifakı'nın milletvekili sayısı bile AKP ve MHP milletvekili sayısından fazla olacak. Tekrarlıyorum, burada yeşil sol ya da klasik tabirle HDP'li milletvekillerini saymıyorum adet olarak. O zaman çok daha fazla milletvekili çıkacak. Saat 1.30 falan gibiydi sanıyorum, 1.30 sularında da Meral Akşener'i Sözcü TV'den izledim. Isparta'daki mitingdeydi. Isparta biliyorsunuz hemen hemen yani 2002 seçimlerinden itibaren hep AKP'nin kalesi oldu. Bunu kabul edelim. AKP ve MHP orada CHP'den toplamda CHP'nin çıkardığı oyun neredeyse 3 mislini çıkardılar. Ama şimdi öyle görünmüyor. Hem Ispartalılardan aldığım bilgiyi öyle görünmediğini söylüyor, hem de bugün Meral Akşener'in katıldığı meydan mitingi artık şartların ve oy oranlarının çok değiştiğinin kanıtı gibi duruyor. Meral Akşener beni de, tabii en çok da eşimi, çok duygulandıran bir konuşma yaptı. Evet, biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın sözcüleri, yani bilhassa AKP ve MHP'li sözcüler Meral Akşener'in namusuna dil uzatıyorlar. Meral Akşener dedi ki, ölsem de dönmeyeceğim bu yoldan. Beni kocasını aldatmış bir kadın gibi göstermek istediler. İğrenç bir şey. İğrenç bir şey. Siyaset o kadar iğrençleşti ki iftira atmak, dedikodu yapmak, yalan söylemek Cumhur İttifakı için vakayı adiyeden sayılıyor. Normal yani. Ya bir insanın iki tane gözü olması ne kadar normalse Cumhur İttifakı sözcülerinin Millet İttifakı aleyhinde dedikodu yapmaları, iftira atmaları, yalan uydurmaları da o kadar normal görünüyor canlarım. Böyle olmamalı ya. Böyle yapılmamalı. Ya. Bu arada MHP içinde ikinci bir cinayet işlendi. Yine MHP'li eski bir teşkilat başkanı öldürüldü. MHP'de neler oluyor? Bilmiyorum, ben bilemiyorum bunu. Gazeteci kardeşlerimin de bilebildiklerini çok net olarak zannetmiyorum. Bunu bilse Devlet Bahçeli ve Emniyet Teşkilatı bilir. Hatta büyük ihtimalle savcılar da biliyorlardır. Açıklama yapıyorlar mı? Açıklama yapmıyorlar. Kimileri bana diyor ki, Sinan Oğan'a mı yalakalık yapmaya başladın? Diyenler var, vallahi var. Olabilir. Gülüp geçerim ben böyle şeylere. Ama bunu şunun için hatırlattım. Ülkücü seçmenler, gerçekten MHP'li olanlar ya da gerçekten Avrupa tipi, milliyetçi demokrat olan seçmenler, Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminde Sinan Oğan'ı ne yapmalı, etmeli? %5'in üzerine taşımalılar. %5'in üzerine çıkardıkları bir Sinan Oğan, MHP'lilerin oylarıyla, haliyle Sinan Oğan'ı seçimlerden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin doğal genel başkanı haline getirecektir. Ben MHP'li olmadım. Yine MHP'li olmam. Ama Sinan Oğan'ın MHP genel başkanı olmasını isterim. Çünkü demokrasiyi otoriter rejimlerden, totaliter rejimlerden kıyaslanmayacak kadar çok seviyorum. Hepimizin öyle olduğunu zannediyorum. Devlet Bahçeli MHP'yi tamamen otoriter, totaliter ve hatta diktatörsüz bir parti haline getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin bile kapatılması için çağrı yapan bir genel başkanları var. Arkasında 6,5 milyon oy olan, 6,5 milyon kişi seçmenin oyunu alan HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi yönetimine baskı yapan bir MHP genel başkanı var. Ben Sinan Oğan'ın o tür baskılar yapabileceğini zannetmiyorum. Sinan Oğan tipinde demokrat milliyetçiler rakiplerini seçim meydanlarında, seçim sandıklarında yenebileceklerine inanırlar, buna güvenirler.
Bakınız, Devlet Bahçeli'nin yanlış politikaları yüzünden HDP'nin oyu MHP'nin oyundan asgari 5 puan daha fazla. Asgari 5 puan. Büyük ihtimalle bu seçimlerde bu fark daha da açılacaktır. Yani MHP bu seçimde tek başına Millet İttifakı'nın içinde seçimlere katılmış olmasına rağmen herhalde büyük ihtimalle 24-25 milletvekili ancak çıkarabilecekken, Yeşil Sol Parti adı altında, ittifakı altında, Özgürlük ve Sol İttifakı ismi altında seçimlere, parlamento seçimlerine katılan HDP ya da Yeşil Sol Parti zannediyorum 100 milletvekiline yakın, tabii ki tiple beraber milletvekili çıkaracaktır. Yani bu MHP'yi dörde katlamak demektir. Ya da MHP'lerin deyişiyle Kürt milliyetçileri, MHP'nin deyişiyle, benim deyişimle değil, MHP'nin deyişiyle, Bahçeli'nin deyişiyle Kürt milliyetçileri kendilerini Türk milliyetçisi olarak tanıtanlardan 4 misli fazla milletvekili çıkaracak. Bu ayıp Devlet Bahçeli'ye de, Devlet Bahçeli'nin yanındaki çalışma arkadaşlarına da yeter be canlarım. İşte bu nedenle diyorum ki Türkiye'de gerçek manada demokrat milliyetçi bir parti, yani sağın daha sağında, merkez sağın daha sağında milliyetçiliğini ön plana çıkaran, hiç sakıncası yok, ırkçılık yapmayan ve fakat tabii ki demokrat olan bir milliyetçi partiye ihtiyacımız var. Ve bu partinin başında Devlet Bahçeli olduğu sürece biz milliyetçi demokrat bir partide değil, faşist, dikta heveslisi, otoriter bir ırkçı milliyetçi partiyle yola devam etmek zorunda kalırız ki bu Türkiye'nin, Türkiye'de demokrasisinin çok büyük ayıp olur. Bu nedenlerle ben Sinan Oğan'a destek veriyorum. Yoksa ben Sinan Oğan'a oy vermem. Ama bugünkü MHP'li seçmen Sinan Oğan'a Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy verirse, seçimlerden sonra MHP'nin genel başkanı olan Sinan Oğan'la yollarına devam edeceklerdir. Benden bu kadar bugündük. Hepinizi çok seviyorum. Ensenizi karartmayın. 14 gün sonra mükemmel bir bayramla uyanacağız. Ama yine naçizane, herkesten istirhamım şu: zaferinizi kesinlikle ve kesinlikle kaybetmişleri küçümsemek, kaybetmişleri kırmak, incitmek, onları aşağılamak için kullanmayın. Olgun bir zafer kullanın. Olgun. Size yakışır şekilde kutlayın zaferinizi. O insanları kırmadan, dökmeden. Çünkü bu seçimlerde sadece Millet İttifakı, sadece halk, sadece Kemal Bey değil, Kemal Bey'e oy veren vermeyen herkes kazanacak. Millet İttifakı'na oy veren vermeyen herkes kazanacak. Çünkü demokrasiye dönüş yapacağız. Hukuk devletine dönüş yapacağız. Bağımsız yargıya dönüş yapacağız. Bizler bu konuşmaları yaparken hiç kimseden korkmayacağız. Hiç kimseden çekinmeyeceğiz. Kapımıza jandarma gelir mi? Kapımıza polis gelir mi? Savcı bizi çağırır, tutuklama talebiyle mahkemeye gönderir mi diye endişe etmeyeceğiz. Tabii bizler derken zaten kimseye hakaret etmeyenler ama eleştirenler. Kemal Bey'i de eleştireceğiz. Kemal Bey'in hükümetini de eleştireceğiz yanlışlar yaptığında. Tabii ki bu bizim işimiz. O zaman biz olmaktan çıkarız. Bugün iktidar partisinin her yanlışını bile alkışlayan yalakalardan farkımız kalmaz. Hayır, biz onu yapamayız. Belirli bir süre Kemal Bey'e elbette ki avans vereceğiz. Ama bu demek değildir ki kör gözün parmağına yaptığı yanlışa da alkışlayacağız. Böyle bir şey yok canlarım. Evet. Enseyi karartmayın. Çok güzel günler göreceğiz. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim ve tabii ki tahammüllü kalın.